Resim, heykel, enstalasyon ve kısa film. Sanat piramidinin her öğesini kullanan sanatçı Raif Kurt'un hangarındayız. Nasıl gidiyor her şey? İyi misin? İyi. Yaratıcı bir dönemden geçtim. Şimdi biraz böyle bir sakinledim falan. Evet, hangarında çok keyifliymiş. Teşekkürler. RTV olarak bizi davet ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Dünya Edebiyatı'nın kült kitabı Simyacı. Hatta benim de başucu kitabımdır. Aynı zamanda cep kitabım. Getirmek istedim. Yazarın Elif Kitabı adlı eserine bir videosun çekiminde. Evet. Birinci oldum. Bize biraz bundan bahseder misin? Kitabın aslında ana fikri olarak evrenin hem sonsuzlukta hem de bir avuca sığabilecek boyutta olabildiğini gösteren bir video çekilmesi gerekiyordu. Ben de süper slow-mo ile elden uçuşan partiküller, parçacıkları yaparak evrensel açılımları da gösteriyor orada. Çünkü rüzgarın verdiği bir kaotik hareket var. Onu anlatabilmiş oldum. Evet. O zaman da işte Paulo Coelho, o da beğendi. Ödülü bize verdi. Ne mutlu bizler için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki resimden önce sana kısa filmler hakkında da soru sormak istiyorum. Tamam. Ki geçen sene bana bununla ilgili güzel bir teklifin olmuştu. Hemen değerlendireceğim. O yönünden biraz bahseder misin? Yani yani video art yapıyordum filmlerden ziyade. İşte LA'deyken falan biraz kısa filmler falan çektim festivallik. 160'ın üzerinde video artım var işte benim şu anda. İşte onu internette de var bir kısımları. Bir kısımları işte sergilerde falan filan böyle kulaklıkla izleniliyordu. Sen 2007'den beri profesyonel resim yapıyorsun. Evet. Peki hatta ilk seni tanıdığım yıllarda Jackson Pollock gibi böyle tepeden de... Evet, yani action painting denen olayı yapıyorum zaten. Hani hareketle çoğu yaptığım şey benziyor onlara da. Yani sprey kullandığım da oldu. Deniyorum, deneysel yani. Ne çıkacağını bilemiyorsun action painting'de. Yani senle tablo arasında bir... Kaotik matematik var havada uçuşurken, yani en son hepimiz birer boya atarız aynı evet, anda. Evet. Aynı hareketi aynı şeyde de koreografide de belirlesek farklı bir sonuç çıkacak. O yüzden yani action painting olayı, yani hareketle yapılan sanat biraz... Bunda çıkan bir sürpriz gibi. Bir sürpriz gibi. Bunun tartışmaları dönüyor yani, hani beynin bir şekliyle onu biliyor diyorlar ama hani... Ben o boyutta ulaşmış değilim yani. Ben aşağı yukarı renklerin ne şekilde olacağını biliyorum ama o damarları, hareketi, tekstürü falan da bilinebilecek gibi değil yani. Daha... Peki, arkamda görünen bir neon çalışman, o pembeli olan, ismi ne demiştin? O basitlik yani. Basitliği arıyorum şu anda. Evet. Yani zaten karmaşık, kaotik bir yapısı var. O tek hareketle bile yapsam. Bunlar karantina döneminde mi çıktı? Yok, karantinada çok şeydim ya, uyku düzenim bozuk. Ha. Böyle evde biraz yazılar yazıyorum. O yönün de var demek ki. Piramidimiz bir kat daha yukarı çıktı. Müzik de yaptık falan filan, hani onlar şiir olduğu için böyle biraz house'la rap arasında bir şeyler. Onlar da deneysel işler. Onları devam ediyoruz. DJ arkadaşlar var. Müzik altyapısını ben yapmıyorum. Ya sanat su gibi. Hangi kaba koyarsan onun şeklini alıyor yani. O yaratıcılık daha doğrusu. Sanat su gibi dedin ya, su akar yolunu bulur. Evet, evet, akıyor yani. Bir kere o musluğu açmakla alakalı yani. Evet. Hiç zor değil bence yani sanatla alakalı şeyler. Bu senin yetinden tabii böyle rahat konuşuyorsun. Hiç ilgisi olmayan bir insan için muhakkak çok zordur. Ya. Peki şu karşımda gördüğüm heykel diyeyim tabii. Heykel eser. O. Heykel, evet. Yalnız o benim yarattığım bir form değil. Bunlar, bu dodekadron deniyor bunlara. Bunlar farklı bölgelerde bulunmuş 5000-6000 yıllık metal yapılar. İlk başta sesle alakalı bir şey olduğunu düşünüyordum. Hani ses, yankı falan. Bunun tarımsal olarak kullanılacağını söyleyenler çıktı. O dönemde bu metal dökümü nasıl yaptılar bilmiyorum yani. Hani 5000 yıl önce taş, sopa, tahta falan modelleriydi çünkü. Sonra daha bir derinine inince
bulundukları bölgeler tektonik plakaların hep denge noktaları olduğunu öğrendim. Hani bir takım enerji dengeleyici aygıt da olabilir. Tabii ki bilmiyorum. Bu yeni bir iş mi? Bu son bir sene içerisinde yaptığım şeyler. Bir tane de orijinaline en yakın yaptım. Bir tane var zaten şu anda orijinal. O da Roma'da müzede duruyor. Diğeri de Uganda'daydı. Çok güzel, çok evrensel. Bana uzayı çağrıştırdı. Peki, güzel resimlerin, heykellerin, kısa filmlerinden sonra senin birçok solo sergin oldu. Aynı evet. zamanda Contemporary gibi birçok fuara da katıldın. Önümüzde planladığın bir sergi var mı? Yok. Yok. Sergi yok yorucu geliyor. Yani tabii ki yapacağım sergi de yoruluyorum sergide yani. Ben yapmak istiyorum. Yani yapmak istiyorum ve dursun yani. Kızım var. Kızımın koleksiyonunda kalsın en kötü ihtimalle. Öyle mi? Yani. Hani bilmiyorum güzel yani. Güzel evinde olmasını istemez misin? İsterim. Birçok işte. Müzeleri isterim mesela. Hani koleksiyonlarında dursun. Hani öyle bir sergi olursa koysunlar falan filan. Hani gelip görülen bir şey olsun yani. Hani koleksiyonerlerin evine girdi zaten yeterince. Şimdi bu 5 metre 2 metre tuvaller kimsenin evine girmiyor zaten. Sen bana bir ver, ben sıkıştırmaya çalışırım. Yani girmiyor dediğim tabii giren evet. villalar falan olur da. Tabii. Bu mesela normalde böyle duruyor burada ama aslında bunların ikisi üst üste yani 4'e 5 oluyor bu. Yani o zaman daha senin farklı. Bir nevi meditasyonun gibi demek ki. Sen kendine saklamak istiyorsun eserlerini. Ya kendime saklamak değil yani yerini bulsun. Ha. Çünkü bir şey mesela baktığın zaman mesela hangardayken bir resmim bir bağ kuruyorum rengiyle şeyiyle. Ama mesela evimde veya çalışma odamda asılı olduğu zaman o resim daha detaylarında bir hikaye oluşuyor beynimde. Hı hı. Yani bir tek bana mı oluyor bilmiyorum ama yani o bir enerji doluyor böyle resmen. O zaman iş farklı boyuta gidiyor. O yüzden insanların da tabii ki hani vermiyorum bilmem diye bir şey yok. Sanat insan içindir savunan biriyimdir her zaman. Peki genç sanatçılara 3 tane yapmaman gereken bir şey söylesen ne söylerdin? Ben bunu yapamıyorum demesini kesinlikle yasaklamalarını söylerim. Yani ben yazı yazamıyorum. Ben resim yapamam ki. İşte yok ne bileyim ben film çekemem. Bunu dersen yapamazsın. Ama yaparım ya dediğin zaman yaparsın. İlkinde çok iyi olmaz, ikincide çok iyi olmaz. Bir fıkra vardır. Bir tane adam kitap yazıyor. İşte gidiyor editöre götürüyor, diyor ki al diyor bunu. Editör arıyor bir gün sonra, diyor çağırıyor adama. Çok kötü olmuş, rezalet diyor. Adam tam sinirleniyor, yırtacak böyle. Dur diyor, sakın yırtma. Beğenmedin ya diyor. Ondan sonra olsun diyor, ikinci kitabını tutarsa diyor bu da satar diyor. Hani birinci filminde bir rengi tutturursun, ikinci filminde montajı tutturursun. Üçüncü filminde sound'u, müziği ayarlarsın. Ya hiçbir şey olmasa anı olarak kalır ya. Evet. Çok güzel bir öğütü bu. O zaman her şeyi yaparız diyorum. Evet, her şeyi yaparız. Teşekkür ediyorum. Atölye kısmında şimdi biraz resim yapalım. Hadi yapalım.